Herkese merhaba, Cikirdekliler kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Evde kuş besleyen pek çok kişi kuşlarından yavru almanın heyecanını yaşamak ister. Bazen kuşlarımız yavru konusunda bizim kadar hevesli olmayabiliyor. Böyle durumlarda onları teşvik etmek için destek olmamız gerekiyor. Bu videoda kızışmayan kuşların kızışmasına destek olacak besinleri ve bu besinleri mamaya nasıl ve ne sıklıkla karıştırabileceğinizi anlatacağım. Önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Bu bahsedeceğim besinleri yumurtası olan ya da yavru bakan kuşlara vermeyin. Özellikle yavru bakan kuşlar tekrar çiftleşmek isteyeceğinden yavrularını öldürebilir. O nedenle bu uyarıyı dikkate almanız istenmeyen sonuçların önüne geçecektir. Keçi boynuzu tozu ile başlayalım. Aktarlarda ya da bazı büyük marketlerde keçi boynuzu tozunu bulabilirsiniz. Haftada bir kez 100 gram mamaya bir çay kaşığı verebilirsiniz. Ayrıca keçi boynuzu pekmezi de verebilirsiniz. Pekmezi 100 ml suluğa yarım çay kaşığı olacak şekilde suyuna karıştırabilir ya da kuşunuzun sevdiği bir meyvenin üzerine yarım çay kaşığı kadar sürebilirsiniz. Bal da keçi boynuzu pekmezi gibi kullanabileceğiniz bir başka doğal kızıştırıcıdır. Ayrıca hem bal hem de keçi boynuzu pekmezini su içmeyen kuşlarınıza su içmeyi teşvik etmek için kullanabilirsiniz. Balın içerisindeki şeker kuşlarınıza enerji verir. Fazlası ani şeker yükselmesi yapacağı için miktar yarım çay kaşığını geçmemelidir. Gelelim en bilindik ve en etkili kızıştırıcı olan havuca. Kuşların severek tükettiği sebzelerin başında gelir. Kızıştırıcı özelliğinin yanı sıra yüksek oranda karoten içerir. Karoten, muhabbet kuşlarının sağlığında oldukça etkilidir. Karoten, kuşların stres faktörlerine karşı direncini arttırır. Kuşların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Doğum sonrası yavru kuş ölümlerini azaltır, görme gücünü arttırır, muhabbet kuşlarının zinde hissetmesini sağlar. Bağırsakları temizleyici özelliği vardır. Dilimleyerek sebzeliğe takabilir ya da rendelenmiş halini mamalarına karıştırabilirsiniz. Bir çift kuş için küçük boy havucun yarısını kullanabilirsiniz. Mamaya katmadan önce suyunu sıkmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde mama hamur kıvamına gelebilir. Bir diğer sebze kırmızı pancar. Kırmızı pancarı da havuç gibi rendeleyip suyunu sıkarak mamaya karıştırabilirsiniz. Kuşların kızışmasında ve sağlıklı yavru vermesinde oldukça etkilidir. Ayrıca A, B, C, D vitaminleri içerir. Mineral bakımından zengindir. Antioksidan özelliği sayesinde kuşların mide ve bağırsağını temizler. Kansızlığa karşı etkilidir. Kuşların zinde kalmasını sağlar. Fazlası kemik gelişimine zararlıdır. Kereviz yaprakları da kuşların kızışmasında etkilidir. Diğer faydaları yüksek oranda C vitamini içerir ve kan kalitesini arttırır. Kereviz yapraklarını ince kıyılmış halde mamaya katabilirsiniz. Maydanoz da kızıştırıcı etkisi olan bir diğer sebzedir. Yaprak kısmı yutağa yapışıp kuşun boğulmasına neden olabileceğinden sap kısımları tercih edilmelidir. Sap kısımlarını direkt önlerine servis edebileceğiniz gibi ince kıyılmış halini mamalarına da karıştırabilirsiniz. Kuşlar için diğer faydalarına gelecek olursak, C vitamini deposudur. Bu sayede soğuk algınlığına iyi gelir. Kış aylarını rahat geçirmeleri için birebirdir. İştah açar. Kuşlardaki bağırsak kurtlarını döker. Fazlası kalsiyum eksikliği olan kuşlara zararlıdır. 100 gram mama için yaklaşık 5 sap yeterli olacaktır. Keten tohumu eski zamanlardan beri
lif ve yağ bitkisi olarak yetiştirilir. Keten tohumunu yaz aylarında fazla vermek kuşların şişmanlamasına ve erken kızışmasına sebep olur. Kuşlarda yağlanma üremeyi engelleyici bir faktördür. Haftalık olarak 100 gram mamaya bir çay kaşığı kadar karıştırabilirsiniz. Bir diğer keten tohumu gibi yağlı ve kızıştırıcı özelliği olan tohum Nijer tohumudur. İnce kabuklu olması ve kolay yenebilir olması kuşların bu tohumu çok sevmesinin nedenlerindendir. Keten tohumunda olduğu gibi Nijer tohumunun da miktarı önemlidir. Bir çift kuş için haftalık bir tatlı kaşığı yemine karıştırabilir ya da ayrı bir kapta servis edebilirsiniz. Baharat olarak ise tarçını öneririm. Mamalarına mercimek tanesi kadar eklemeniz yeterlidir. Besin takviyesi olarak erkek kuş için selenyum içeren E vitamini, dişi içinse kalsiyum takviyesi yapmanız gerekmektedir. Bazı markaların kalsiyum takviyelerini kullanabileceğiniz gibi yumurta kabuğunu da bu amaçla kullanabilirsiniz. Haşlanmış yumurtanın kabuklarını kullanmanız hijyenik nedenlerden dolayı önemlidir. Kabukların iç sarını soyduktan sonra rondodan geçirip un haline getirdikten sonra mamalarına karıştırabilirsiniz. 100 gram mamaya 1 dolu çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Bu bahsettiğim besinlere haftada birden fazla vermeyin. Yani hafta içerisinde bir gün havuçlu mama, diğer gün pancarlı mama vesaire şeklinde dönüşümlü olarak verin. En etkili kızıştırıcı etkisi olan besinleri derlediğim bu videonun sonuna geldik. Umarım kuşlarınızın bir sürü sağlıklı yavruları olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Kuşlarınıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.